Herkese selamlıyız. Dardagon'un yeni bir bölümüyle ekranınızdayım. Üçüncü bölümdeyiz ve oyundaki hikayeyi çözmeye devam ediyoruz. En son burada kalmıştık ve halen bu iskeletlere bakıyorduk. İlerleyelim. Nereye gideceğiz? Buradan nereye gitmem gerekiyordu benim? Oraya gitmem gerekiyormuş. Pekala. Metin bir tür hieroglif sistemiyle yazılmış ve bu sistemi ne biliyordum ne de kitaplarda görmüştüm. Yazı sistemi çoğunlukla balık, yılan balığı, ahtapot, kabuklu deniz canlısı, yumuşakça, balina ve benzeri sualtı sembollerini içeriyordu. Hieroglifler'deki simgelerin bazıları modern dünyanın varlığından haberdar olmadığı canlıları gösteriyordu. Fakat ben Okyanus Vadisi'nde o canlıların çürümeye yüz tutmuş bedenlerini görmüştüm. Metinde bu şekilde görsel. Beni en çok büyüleyen şey oyularak çizilen resim olmuştu. Oyularak bu mu? Galiba. Pekala buradan nereye buraya? Burada bir tane şey varmış. Hikaye anlatma yöntemleri diyor. Neymiş bu? Dagon, Lovecraft'ın sonraki eserlerinde geliştirdiği birçok tema ve hikaye anlatma yöntemi içeriyor. Örneğin, hikayeyi oymalarla anlatmak. Bunun bir kitabını yapmış mesela. Günlükler ve karakter notları bunu da yapmış. Görüyorsunuz zaten. Okyanustan çıkan adalar. Bunun da hatta bir oyun daha var. İnşallah edinirsek onun da bir serisi bu kanala gelir. Ya da gerçek olaylardan ve mitolojilerden yola çıkarak oluşturulan varlıklar ve ilahlar. Bunu da bir kitabını da yapmış. Keşke bunları çevirseler ya. Valla çevirse de iyi olur. Bunun ayrıca popüler Cthulhu mitosunun kökeni olduğu kabul edilir. Lovecraft'ın diğer bazı hikayeleri de Dagon'a benzer şekilde sonuçlanıyor. Ama sonunu söylemiş olmamak için detayları şimdi geçelim. Geçelim bakalım. Muazzam boyutları nedeniyle araya giren dereye rağmen apaçık görülebilen ele aldığı konular Dory'i bile kıskandırtacak bazı yarım kabartmalar vardı. Aşağıda görüyorsunuz. Sanırım bu şekiller insanları ya da en azından insansı yaratıkları temsil ediyordu. Ama bu yaratıklar su altındaki bir tür mağarada balık gibi oynaşırken evet veya aynı şekilde dağların altında olduğu görülen sütunumsu bir sunağa adak bırakırken resmedilmişti. Nasıl yani ya? Yüzleri ve şekillerini detaylarıyla anlatmaya dilim varmıyor. Sadece hatırlamak bile kanımın çekilmesine sebep oluyor. Ne Poe'nun ya da ne de Bulwer'in hayal edebileceğinden çok öte bir çarpıklıktan bahsediyorum. Genel dış hatlara bakıldığında perdevi elleri ve ayakları şok edici genişlikte ve şişkinlikteki dudakları cam gibi pörtek gözleri ve asılamak istemediğim diğer özellikleri dışında rahatsız edici derecede insana benziyorlardı. İnsana benzemesini ha anladım. Bunlar ne böyle? Suat bir şekilde arka plandaki manzaraya bakınca yaratıklar orantısız olarak oyulmuş gibi görünüyorlardı. Çünkü resimlerden birinde yaratıklardan birinin kendisinden sadece biraz daha büyük bir balinayı öldürmeye çalıştığı görünüyordu. Suat boyutlarını ve çarpıklıklarını kendi kendime tekrar dillendirdim. Ve bir anda bunların aslında hikaye bir balıkçılık veya denizcilik kabilesinin tapındığı hayali sanradan ibaret olduğuna karar verdim. Olabilir aslında. Bu kabilenin son üyesi de muhtemelen Paldeon insanı veya Neandertal insanların ilk atası doğmadan önceki dönemlerde ölmüştür. Vay be. Ne kadar bilgi biliyorsun ha? En cesur antropoloğun bile hayal edemeyeceği bir geçmişe bakabilmenin şokunu yaşıyorken ay ışığının önünde usulca akıp giden derinin üzerindeki acayip yansımaları karşısında derin düşüncelere dalmıştım. Sonra birden onu gördüm. Neyi gördüm?
Ne gördün? Suyun üzerinde huzursuz bir dalga oluşturarak yeni belli eden şey karanlık sulardan yükseldi. Yapma. O ne lan? Bu ne lan? Geniş Porphemus kıvıklı nahoş şey. Kabuslardan fırlamış muazzam bir canavar gibi susunu hamle yaptı. Oğlum bu ne? Devasa pullu kollarını süsüne doğru uzatırken iğrenç kafasına eğdi ve acayip sesler çıkararak soluk verdi. Neler oluyor lan? Boğuluyoruz galiba. Sanırım o anda delirdim. Bu bölüm böyle olsun reisler. Daha da devam etmek istemiyorum. Çünkü tadını alarak, tadımlık bir seri olduğu için böyle yapmak istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devamını 4 Kasım'da ya da 1 Kasım'da paylaşabilirim. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere.